Dostlar selamlar. Bu videoda temassız sıvı ölçme sensörüyle neler yapabiliriz, nerelerde kullanabiliriz, hangi sıvılarda, hangi şişelerde çalışır onları göreceğiz. Şimdi testlere başlayalım. Temassız sıvı ölçme sensörü şöyle çalışıyor. Sıvı olduğu zaman buradaki LED'i yakıyor ve buradan bir sinyal veriyor. Sıvı olmadığı zaman da o sinyali vermiyor. Biz de buradan yakınlarda bir sıvı var mı yok mu onu anlıyoruz. 13 mm'ye kadar ölçüm yaptığını söylüyor datasheet'i. Ama ben burada teknik detaylardan bahsetmeyeceğim. Bol bol test yapacağım. Öncelikle sensörü test etmek için 5 volt vereceğim. 5 volt ile 24 volt arası çalışabiliyor bu sensör. Şuradaki mavi kablo ground, kahverengi kabloysa artı 5 volta bağlayacağım. Şu an bağlantılarını yaptım. Buradan gözüküyordur zaten. Suyun olduğu yere getirdiğimde kırmızı led yandı, yukarı götürdüğümde söndü. Sinyal işleyerek yapıyor bu işi. Sıvının çeşidinin de çok önemli olmadığı yazıyor datasheet'inde. İlk testleri yaptık, sensörümüz çalışıyor. Şimdi küçük bir devre kuracağım. Ona hem led hem de buzzer ekleyeceğim. Sesli ve görsel olarak uyarı alacağız. Bu sayede de çok hızlı bir şekilde diğer testlerimi tamamlayabileceğim. Sensörü test ettim. Sensör gayet güzel bir şekilde çalışıyor ama bundan sonra bayağı bir test yapacağım için küçük bir devre kurmak istiyorum. Arduino'dan olacak, buzzer olacak ve LED olacak. Sesli ve görsel uyarı alabileceğim ve bu sayede de diğer testlerimi hızlı bir şekilde tamamlayabileceğim. Eğer sen de bu tip devrelere ihtiyaç duyuyorsan ve daha profesyonel olmasını istiyorsan devre kartını tasarlayıp PCBay'den sipariş edebilirsin. 10 tanesini 5 dolar gibi fiyatları üretiyorlar. Çeşitli kargo seçenekleri de mevcut. Kendine uygun olan kargo seçeneğini seçip siparişini verebilirsin. Sistem tamamlandı. Şöyle bir prototip hazırladım. Daha kolay test etmek için. Şimdi testlerime başlıyorum. Camdan suyu gayet güzel bir şekilde algıladı. Şimdi aynı şeyi karton bardak ve içindeki de su. Bu da plastik cam benzeri bir şey. Eğimden dolayı bazen ötmüyor ama gayet güzel bir şekilde algılıyor. Metal yüzeylerde çalışmadığı ürünün dokümanlarında yazıyor ama yine de denemek istedim. Metali gördüğü her yerde ötüyor. PET şişeyle deniyorum. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ambalajın üzerinde de çalışıyor. Bu da araç cam suyu. Şöyle yapalım bunu. Burada cam suyu yok. Burada var. Cam suyunu da gayet güzel bir şekilde algıladı. Başka mutfakta yağlarımız var. Onları deneyelim. Cam şişenin içinde ayçiçek yağı. Spotify'da onu bulamadım. Sana söylemedim Siri. Ayçiçek yağını cam şişeden algılamadı. Zeytinyağına bakalım. Zeytinyağını da cam şişeden algılamadı. Bu camlarda mı bir gariplik var? Anlayamadım. Onun için bir de plastik şişeyle deneyelim. Yok. Bunu da algılamadı. Bunu da algılamadı. Yağları algılamadı. Kanımı mı algılıyor acaba şu an? Seni de algılıyor mu? Seni de algılıyor.
burayı algılıyor mu? Burayı algılamıyor. Damardaki kanı mı algılıyor acaba? Metalde de öttü ama. Tamam, metale bakalım. Ya metalde hep ötüyormuş, onu anladık. Tanımlayamadığı zaman ötüyor olabilir mi? Acaba demir fazlalığı mı var bende? Benim kanımda demir mi fazla acaba? Tırnağıma da ötüyor. Başka deneyeceğimiz ne var? Şurada sıvı sabun falan vardı, onlara bir bakalım. Sıvı sabunu da algıladı. Aklıma bir şey geldi, şurada bulaşık deterjanı var. Mesela ona bir sensör taksak onu algılar mı? Bulaşık deterjanı. Algılıyor. Şunun içinde sıvı sabun vardı, onu algılar mı? Algılıyor. Yağ çözücü. Yağ çözücüyü de algıladı. Gres yağı. Yok. Gres yağı algılamadı. Bu zaten bayağı katı bir şey bu. Hiç sıvıyla alakası yok. Yok. Ama az bir şey var zaten bu ya. Dezenfektan deneyelim mi? El dezenfektan. Dezenfektanı da algılıyor. Bunu da algılıyor. Evet. Seni de algıladı. Şimdi, akan suyu ölçüyor mudur acaba? Akan suyu. Akan suyu algılamıyormuş. Su borularını deneyemiş dışarıdaki. Şimdi burada da metal boruları algılamayacak muhtemelen. Şuradaki plastik boruları algılaması lazım. Hangisinde su akıyor? Bunda akması lazım. Algılamadı. Metal olduğu için de ötüyor olabilir. Ondan emin olamadım. Yok, borular ya çok kalın ya da başka bir şey var. Burada da çalışmadı. Başka şeylere bakalım. Soda. Sodayı da algıladı. Sarı güç. Bunu da algıladı. Genel yüzey temizleyici. Bunu da algılıyor. Beyaz sirkenin ofiste ne işi var ya? Temizlik için mi almıştık biz bunu? Fırını temizlemek için. Ama temizlememişiz demek ki. Enes abi temizleyecekti. Beyaz sirkeyi de algıladı. Şu ana kadar algılamadığı ne vardı Elif? Yağlar mı vardı? Yağlar, ayçiçek, vana. Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve vanalardaki o kalın borular haricindeki her şeyi algıladı. O boruları neden algılamadığını anlamadım. Normalde algılamasını bekliyordum. Buradaki çeşitli kimyasal maddeleri içeren ya da çeşitli yoğunluklardaki bütün sıvıları algıladı ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi yapmak istediğim son bir test var. Ne kadar mesafeden bunu algılıyor? Şimdi şöyle dibine kadar sokunca bile algılamıyor. Şu arada boşluk olmaması gerekiyor. Arada boşluk olmaması için şöyle bir sünger kullanacağım. Evet, algılayamadı buradan. Bir de şununla deneyelim. Yok, süngerle olmadı. Birkaç tane fotoğraf görmüştüm araya sünger koyup kullanan ama doğrudan dokunması gerekiyor anladığım kadarıyla. Suya değdiğinde de ölçüyor bu arada. Onu da anlamış olduk. Aslında bir su kaçağı sensörü olarak da kullanılabilirdi. Doğrudan şöyle suya değdiğinde de. Bu arada IP67 su geçirmezlik oranı var. Yani suya da dokunabiliyor anladığım kadarıyla. Tükürsek havadayken acaba ölçer mi? Üstüne yağmur yağsa ölçer mi? Macit. Senin söylediğin şeyi biraz daha mantıklı hale getireyim. Onu deneyelim. Burayı da biraz ıslatacağız ama. Şöyle yapalım. Ben bunu aldım. Yok. Yağmur gibi damla damla geldiği zaman ölçmüyor. Doğrudan dokunması gerekiyor.
uzun zamandır çeşitli senaryolarda kullandığım bu sensörü bir izleyicimin talebi üzerine videosunu çekmek istedim. Çünkü her şeyle ben de denememiştim. Yani böyle aspirin gibi, cam sil gibi şeylerle denememiştim. Genellikle su ve benzeri şeylerle kullanmıştım. Gayet memnun kalmıştım. Sizler için olabildiğince test yapmak istedim. Ürünün linkini de açıklama kısmına bıraktım. Daha fazla bilgi almak isteyen ya da satın almak isteyen olursa ürünün linkine gidip oradan göz atabilir. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Umarım video faydalı olmuştur. Kanalımı ilk defa bu videoyla bulduysan kanalımdaki diğer videolara da göz atabilirsin. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Macit, armudu algılar mı algılamaz mı? Ne kadar iddia giriyorsun? Armuduna. Armudu. Bilen armudu yer. Algılar ya. Çünkü... Sence? Bence de algılar. Algılamaz. İki tane armut var. Biz bilirsek armutları biz yiyoruz. Bilemezsek iki armut da Elif yiyor. Tamam. Tamam. Algıladı. Elif şansına kes. İyi de bu içinde su olduğu anlamına gelmiyor ki şu anda. Ya içinde su olduğuyla alakalı değil metali ama... Metali de algılıyor, metale de tamam, metal ayrıca ama metali istisna tutmuştuk. Bu arada su var mı diye iddiaya girmedik. Armutu algılar mı diye iddiaya armut girdik. Mızıtma. Evet, armut metal de değil. Bir şey soracağım. Bu şekilde karpuzun iyi olup olmadığını anlayabilir miyiz acaba? Karpuzun iyi olup olmadığını mı? Evet. İşte sulu karpuz iyidir. Yani daha su var. Ama işte bu dijital veri veriyor şu an. 1 ve 0 veriyor. Analog veri vermiyor. Ne kadar su olduğunu söylemiyor mesela. Şimdi şöyle. Derecesini artırıp azaltabiliyor muyuz suyun derecesini? İşte onun için birden fazla sensör kullanmamız gerekebilir. Aslında burada sen karpuzu boş ver de armut.com'dan bir sponsorluk alsaydık şu an tam organik olmaz mıydı? Organik armutla organik reklam. Sanki sponsormuş gibi çekip armuta göndermemiz yok mu farklı versiyonu?